Ama dışa sen zaten yani bu dünyada doğru yaşama hakkın yok. Sen batıla taraftar olacaksın zaten. İki, istikametli, dengeli insan kimdir? Soru. Muhakeme ve muvazenesini oluşturan kimdir? Cevap. Bir eline metre, bir eline kanta. Yani muhakeme ve muvazenesini oluşturan iki. Yani dengeli insan kimdir? Bir daha. Muhakeme ve muvazenesi olan, yani bir eline kantar, bir eline metre koyan, artı yetmiyor. Şahsi hukuk, umumu hukuku ayırabilen, yani bu Hasan'ı şahsi mi ya? Bana kızdı. Bana kızdı, nasıl gelmiyorsun? Veya ben gelmiyorum. Şahsi hukuktur. Malum bazı derslerde şahsi kızmışız. Kızdığımı çok biliyorsun ama çarşamba dersine gitmiş. Kızmak şahsi hukuktur, umum hukuk. Demek ki muvazeneyle adam kimdir? Bir, muhakeme ve muvazenesi olan, yani bir eline kantar ve metresi olan, ölçüsü olanla korkmayın çünkü karşısında ölçüsünü koyarsınız. İki, şahsi ve umum hukuku ayıran. Üç, insanın üç farklı şahsiyetini var olduğunu bilen. Ben mesela şu anda Dellal-ı Kur'an olan Said-i Muvakkat'ı makamında oturuyorum şu anda. Benim hususu odamda orucum, namazım, tefekkürüm, ibadetim benim ubudiyetimdir. İkinci şahsiyetim. Bir de bunu verdikten sonra biz biraz önce ne yedik? Çay içtik değil mi? Bu da beşeriyetimdir. Abi, muhakeme, muvazene. Biri neyi yapacağım, biri ne kadar yapacağım gibi bir şey midir? Gibi. Yani mesela biri ne yapacağım? Mesela metre. Birisi de kantar. Bir metre, bir de kantar olacak. Peki ne, niçin, nedir? Hemen sorarsın. Nereye göre? Sana soruyorum. Adana kaç kilometredir? Nereye? O nereye? Adana'ya dedim. Nereden soracaksın? Ben sana Adana kaç kilometredir? Nereden ama? Onu yapacaksın. Üç tane şey söyledik. Muvazeneli adam kimdir? Bir eline metre, yani ölçüsü var, eskiymez. Şöyle, bir gün ben mesela yanımdakilere ve arkadaşıma, aileme, çoluk çocuğuma bir böyle diyorum. Başka bir gün böyle diyorum. Bir öyle doğrularım var. Başka bir gün onun tersini söylüyorum. Bu adam muvazenesiz adam. Bu adamın nesini, nasıl memnun edeceksin ya? Bu adamın ölçüsü yok. Kuralı yok. Bugün doğru dediğine yarın yanlış diyor. Ne yapacağım ben şimdi? Muvazenesi yok, mahkemesi yok. Bu bir. İki, şahsi bu umumi hukuku ayırt edemiyor. Üç, niçin ayırt edemiyor şahsi umumi? Çünkü kendisinden daha değerli bir şeye muhabbeti yok. Ben ölçü değilim. Benim kutsi bir ölçüm olması lazım. Konuyu değiştiriyorum. Hür insan kimdir? Sen dedin ya, hayatın kılavuz taşlarının içinde ne var? Bak böyle şeyler var. Mesela biraz sonra cahil kimdir diye okuyacağım. Hür insan kimdir? Bir,